Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Şahsi hayatımızda elhamdülillah çok mutluyuz. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetler içerisinde yüzüyoruz. Evimiz var, barkımız var, yuvamız var, eşimizle, çocuğumuzla bir yıllık en azından yiyeceğimizi, içeceğimiz, her ay gelen emekli maaşımızla, soğuk sıcağa karşı Allah Celle Celaluhu'nun verdiği imkanlarla rahat ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ülkemizde düşman yok elhamdülillah. İşgal altında değil. Bu da çok büyük bir nimet. Ben ihtiyar yaşımda evimde oturuyor, kendi köşemden Cenab-ı Allah'a ibadetle ve Müslümanlara karşı bir paydam olur mu diye bunları düşünerek yaşamaya çalışıyorum. Ancak Namık Kemal'in bir şiiri var. Bâis-i şekva bize hüznü umumidir Kemal. Kendi derdim billah gelmez yardıma diyor. Bâis-i şekva, yani şikayet ettiğimiz konular, şikayetimize sebep olanlar bizim şahsi hüznümüz değil diyor. Bâis-i şekva bize hüznü umumidir. Yani Müslümanların genel hüznüdür. Kendi derdim billah gelmez yardıma diyor. Benim kendi derdim aklıma gelmez diyor. Onun gibi değerli kardeşlerim, aslında biz ülkede, bu Müslüman ülkede, bu Türkiye'de şahsen çok rahatız, çok mutluyuz. Ama çevremizde yaşayan Müslümanlara baktıkça ve kendi ülkemizde Müslümanların haline baktıkça, İslam'ın yönetimden uzak, kurumlardan uzak, sosyal alanlardan uzak, ticaretten, iktisattan, eğitimden, yargıdan uzak, bu hallerine baktıkça insan üzülüyor ve elinden iş gelen insanlara haykırmadan edemiyor. Buradan ağzım çıktığı kadar bağırıyorum. Ey Müslümanlara rehberlik edenler, liderlik edenler, önderlik edenler. Ey öncü insanlar, yetkili insanlar. Lütfen Suriye'yi unutmayınız. Irak'ı unutmayınız. Afganistan'ı, Pakistan'ı, Mısır'ı unutmayınız. Kafirlerin bombalarıyla İslam beldeleri yerle bir ediliyor. Müslümanlar yerlerinden, yuvalarından koparılıyor. Dün Bosna'da, Afganistan'da, Myanmar'da, Etiyopya'da, Yemen'de hala. Parası Müslümanlardan çıkan silahlarla Müslümanlar öldürüyor. Şimdi bu aziz vatanımız Türkiye'de Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi, Müslümanlar kendi kıvamlarının üstünde, yani hak ettiklerinin üstünde bir nimet yaşıyorlar. İslami kalitemiz yaşadığımız nimetlere bakılırsak çok geride kalır. Ama asla unutmayın ki bu içinde yaşadığımız batıcı, materyalist, pozitivist, seküler, laik sistem daha öyle duruyor. Yani düşman işgal etmemiş ama bir zaman işgal etmiş, bırakıp giderken de yerine bir kısım insanları bırakmış ve o insanlar da batılıların zihniyetini almış, batıcı insanlar, materyalist insanlar, pozitivist insanlar, din inkar eden, dini gericilik, yobazlık, dini böyle bir onların tabiriyle hurafa gören insanlar. Ve bunlar İslam'ı devlet ve kurumlarından uzaklaştırmayı bir görev bilmiş bir sistem, yani laiklik ve sekülerizmin bekçiliğinde bulunuyorlar. Batı medeniyeti hala içimizde kurumlarıyla, yasalarıyla ve yaşam tarzlarıyla yaşıyor yani. Evlatlarımız gayrimilli bir eğitimin çarkları da maalesef öyle pozitivist, öyle materyalist, öyle seküler bir
zihniyette yetiştirilmek istenerek imanları kaybediliyor. İnsanımız bu materyalist, bu laik, bu seküler ideolojilerle farkında olmadan dinden çıkarılıyor. Çünkü bu materyalizm, bu seküler hayat İslam'ın iman ve ibadetini aşağılasa da sesini çıkartmıyor ama hukuk tarafına gelince ona karşı çıkıyor, onu yeriyor, onu ortaçağın karanlığı gösteriyor. Asla ve kat'a bu ülkede uygulanmayacağını beyan ediyor. Bu ülkenin meclisinde doğudan batıdan, yani Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den kanun tecrübet alabilirsiniz. Ama dün atalarınızın uyguladığı kanunları alamazsınız. Meclisten yasalaştırıp geçiremez ve uygulayamazsınız. Bu nasıl bir zihniyet? Akıl alır mı bunu? Oysa hukuk ne diyor? Hukuk fakültelerinde öğretildiği kadarıyla hukuk metodolojisi, hukuk bir milletin örfünden, adetlerinden, hayat tarzından, medeniyetinden, dininden, buralardan çıkar diyor yani. Çünkü bu halk bu hukuku yaşayacak. Fakat ülkede olan ne? Dini, örfü, adeti, medeniyeti, hayat tarzı, efendim, adab-ı muaşeret, görgü kuralları bize hiç uymayan Avrupa'dan tercüme edip alıp getirdiğimiz hukuk. İlimle de alakası yok, gerçeklikle de alakası yok, milletle zaten hiç alakası yok. Şimdi böyle bir sistem nesillerimizin imanına çullanmış. Şimdi Müslümanlar olarak bu cendereden kurtulmamız gerekir. Akif kendi zamanında bugün hanumansız bir serseriyim öz diyarımda diyordu. Ondan sonra gelen Necip Fazıl öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya diyordu. Gençler bilmez, bizim yaşımızda olanlar dini öğrenme ve yaşama adına ne acılar çektik. Bunu bilirler. Bizim de bilmediğimiz şey var. Bizim söylerken ve yaşarken acı çektiğimiz noktalarda bizden evvelki babalarımızın, dedelerimiz zamanında insanlar ipe gittiler. Zindanlarda çürüdüler yani. Bugün şimdi çok şükür bu yok. Ama hala dinimizi rahat öğrenemiyoruz, rahat yaşamıyoruz. Rahat başkalarını anlatamıyoruz. Davet ve tebliğimizi rahat yapamıyoruz. Bu noktada aşacağımız çok engeller var. İslam bizim bir nazlı yarimizse aramıza çok dağlar koymuş. Ulu dağlar var aşacağımız yani. Şimdi biz bu iktidarı ya da bu ortamı, bu sistemi eleştirirken çoğu zaman insanlar bu sistemi devam ettiren şu andaki iktidarı, hükümeti eleştirdiğimi zannediyorlar. Ne alakası var? İktidarda hangi parti olursa olsun sonuçta bu batıcı, bu materyalist, bu pozitivist, bu seküler, bu laik düzeni devam ettirmek zorunda. Ama belki bunu dönüştürmek, belki halkın lehine geliştirmek istiyor. Bunun için çalışıyor. O başka çalışan varsa, iyi niyetli olanlar varsa, hizmet edenler varsa onlara teşekkür ederiz. Ama sonuç itibariyle değerli kardeşlerim, bu sistem hala böyle duruyor yerinde yani. Biz bu sistemi eleştirdiğimiz zaman mevcut iktidarı ya da partiyi eleştirmiyoruz. Particilik yapmıyoruz. Politika veya siyaset için çalışmıyoruz. Bizim davamız iman davasıdır. O yüzden ben Maraşlıyım. Dolayısıyla size bir şiir okuyacağım. Faruk Nafiz Çamlıbel'in hani meşhur Han Duvarları'na konu olmuş bir şiiri var. Uzun bir şiir, güzel bir şiir. Orada garip bir yolcunun uğradığı her hanın duvarlarına yazdığı mısraları
okur. Onlardan bir tanesi veya son mısrası şöyle. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış, harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Ey Müslümanlara önderlik edenler, rehberlik edenler, liderlik edenler, alimlerimiz, mürşitlerimiz, kanaat önderlerimiz, siyasilerimiz, yöneticilerimiz, bizi dağda taşta kurda kuşa yem etmeyin yani. Bizi kurda kuşa yem etmeyin. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışın feryadına bakar mısınız? Aslımı el almış harem diyorlar. Sevgilisini yabancılar almış, harem etmişler, kendisine el olmuş. Bizim de bir nazlı sevgilimiz var, el almış. Davamız, bu karanlık, bu soğuk, han duvarlarında kahrımızdan öğren olup, intil olup, inim inim inleyerek öldürmeyin bizi. Allah'tan korkun, üstünüze aldığınız millete hizmet vazifesini güzel yapın. Sorumlulukların bilincinde olun ya. Bu ümmet, bu millet, bu din, bu dava sizden fayda görsün, zarar görmesin. Allah'ın verdiği nimetleri, milletten aldığınız yetkileri ihanet için kullanmayın ya. Yoksa bunun vebali çok büyük olur. Matemi de çok acı, azabı da çok çetin olur. O yüzden Namık Kemal'in o şiirini tekrar söyleyeyim. Bayisi şakva bize hüznü umumidir Kemal. Kendi derdim billah gelmez yat. Biz şahıs olarak mutluyuz, huzurluyuz, rahatız elhamdülillah, nimet içinde yüzüyoruz. Ama çevremize baktığımız zaman Müslümanların zulüm içinde olduğunu görüyoruz. Ümmet paramparça ve işgal altında. Yeraltı yerüstü servetleri sömürülüyor. Aziz dinimiz horlanıyor. Kitaplarımız yakılıyor. Şeriatımıza orta çağın karanlığı deniliyor. Dünyanın başına alacağı ve ders alacağı kitap okullardan uzak tutulmuş. Müslümanlar Kur'an okumasını bilmiyor, manasını bilmiyor. Hayatlarını Kur'an'a göre yaşamıyorlar. Bizim şikayetimiz bu. Bu sistem böyle İslam'dan uzak bir sistem ve bunun devamını isteyen bir sistem olduğu sürece bizim o sistemle kavgamız vardır. Ve insanları biz yerli olmaya, İslamiyet'e, ecdadına uymaya, tarih ve medeniyetine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hüznümüz budur. Bayisi şekva budur. Allah herkese verdiği imkandan, nimetten soracaktır. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذْنَ اللّٰهِ
bu hesaptan kendimizi kurtarabilecek bir gayretin içerisinde olmamız lazım. Söz uzattık. Bağışlayın. Hoşça kalın mesela.